Trabzonspor bu sezon sahasında henüz kaybetmedi. Buna karşılık Beşiktaş'ta dış saha performansı itibariyle belki de en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Yani bu kadar kötü sezonuna ben hiç şahit olmamıştım diyebilirim. Son yıllar itibariyle söylüyorum. Şimdi buradan bakınca bir tarafta iç sahada kazanan ve kaybetmeyen, diğer tarafta da Trabzon'dan görüntüler enteresan. Trabzon deyince, Coşku deyince de bu görüntüler yani, değil mi? Trabzon bu süper. İşte. Süper. Fotoğraflar çekiliyor. Epey renkli görüntüler. Vallahi ben maç saatine yakın dakikalarda bu meydan nasıl olur çok merak ediyorum. Evet. Meydan stat gibi olur. Değil mi? Tabii yani orada mesela ben birçok defa şahit olmuşumdur. Meydanda oynanan bir maç, ki hele de kazanılmışsa, bir derbi ise ya da Avrupa mücadelesi ise tekrar izlenir. Aynı dikkatle izlenir. Orada işte oyun bozancılık yapan olursa, işte araya biri giren olursa fırça yer. Öyledir. Hatta hiç unutmam. Trabzonspor'un bir efsane Lyon maçı vardır. 4-1, 4-3. İlk maçı Trabzon'da 4-1, ikinciyi deplasmanda 4-3 ya da tam tersi olabilir. O karşılaşmanın tekrarı veriliyor bir lokalde. Ya goller atıldığı zaman dışarıdan geçerken aynı sevince şahit oluyorsunuz. Acaba maç mı var? İşte hafta içi bir gün bir bakıyorsunuz işte Trabzonspor'un atıyorum 5 yıl önce, 10 yıl önce oynadığı bir maçın tekrarı veriyor. Ama aynı şey yaşanıyor. Ben Arçil Yaşota'nın transfer edildiği süreci de çok iyi hatırlarım. Hani bir gelmişlerdi, anlaşamamışlardı, gittiler, geldiler tekrar. Fakat Türkçeyi biliyorlardı. Hatta röportaj yapan bir muhabir olmuştu. O çok çarpıcı bir, yani hepimizi tebessüm ettiren bir örnektir. Soru Türkçe, cevap Türkçe ama bizim muhabir kardeşimiz yine de tercüme ediyordu. Ona canlı evet. Şahit olmuştum. Çok gülmüştüm. Şimdi tabii bunları konuşuyoruz. Yani maçlardan önce yurt dışında da yani birçok mücadeleyi, milli olsun, takımlarımız olsun izleme fırsatı oldum. Orada hep şunu gördüm. Yani tiyatroya gidiyor gibiler hakikaten. Hani belki birazcık bu örnek klasikleşti ama hakikaten eğleniyorlar. Hakikaten bu oyunu oyunun ötesinde bir şey gelmiyorlar. Zaten hani batılı dil bilimcilere göre oyun demek şaka demek. Yani hayır, bu iş bir şaka. Çok özür dilerim, araya gireyim. Hamdi Hoca yayınımızı izliyor. Selam olsun. İlk maç deplasmanda 4-3, ikinci maç içeride 4-1'di diye. Tamam, doğru. Ben selam de gol ederim. Atmıştım. Pardon demiş. Hocam çok klas hareket ya. Yayına hocam, böyle mesaj atıyor. İşte ne güzel ya. Ne güzel. Hamdi selam Hoca'yı gönderelim. Şimdi tutar Barcelona'ya attı. Şey Aston Villa'ya attı. Golü de hatırlatır bize. Yok, Barcelona'ya mı atmıştı? Barcelona'ya kafayla atmıştı. Oo, Hamdi Hoca'nın golleri. Oho. Hamdi Hoca. Ama çok klas hareketliyim. Yayına mesaj atıp ben o maçta gol atmıştım demek. Pardon da demiş gülerek. Ya hiç pardon demesin. Yine bize. Ya bir kafa golü var onun ligde attığı. Böyle ilk oynadığı yıllar. Hani benim de biraz da çocukluk yıllarım diyeyim. Yani kafayla topu işte orta saha dolaylarından böyle arka tarafa atmıştı. Çok enteresan golleri vardı. Sonra ödül olarak uzun süre Hamdi Hoca'yı stoper oynattılar. Evet. Sonra. Onunla ilgili de evet, mesaj atarsa sevinirim. Bir atabilir vallahi bakalım. Stoper oynatıldı. Neyse, uzatmadan şunu söyleyeyim son olarak, hani biraz da saha içine gelirsek. Şimdi iki takıma baktığımız zaman Beşiktaş Trabzon'dan bir tık daha topa fazla sahip oluyor. Beşiktaş Trabzon'dan daha fazla aksiyon üretiyor. Beşiktaş Trabzon'dan daha fazla rakip kaleye şut atmış. Ama aralarında şöyle çok temel bir fark var. Trabzonspor girdiği pozisyonları değerlendirmede Beşiktaş'tan çok daha mahir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki Trabzonspor etkinlik olarak çok üst düzey oyunla karşımıza çıkmayabilir bugün. Ki birçok defa şahit olduk buna. Oyunun içerisinde çok etkili olduğu bölümler oluyor. Ama hani tadı damağımızda kaldı diyebileceğimiz 90 dakikalar da çok fazla değil. Bunu bilmek lazım. Ama Trabzonspor o sistemli oyunuyla, takım halinde savunma yapmasıyla ve de hiç ortalarda gözükmeyen mesela Vişça'nın sahneye çıkmasıyla, belki Bakasetas'ın çok iyi bir şutla sahneye çıkmasıyla kazanabiliyor. Bugünkü karşılaşmanın hikayesi böyle de olabilir. Bunun da altını çizmek istedim. Ergin, sen orta sahalar evet. Çok önemli olacak dedim bu evet. Karşılaşmada. Yine muhtemel 11'ler üstünden biraz konuşalım istersen. Hem karşılaşacak oyuncuları düşündüğümüzde. Evet. Tabii biraz soru işareti yani Valerian İsmail orta sahayı da nasıl doğru. Çalıştırdı? Doğru. Nasıl bir sistemle oynatacak soru işareti ama genel olarak bildiklerimizden Atiba, senin notlarından alalım. Kanada
serüveni olmasaydı bu arada muhtemelen bu maçta oynardı yani. Ki bu maçlarda tam Valerian İsmail'in kullanacağı isteyeceği bir orta saha modeli. Abi tabii iş öyle olunca orayı ikiliyorsunuz mecburen Josef ve Can'la birlikte. İşte o ön bölge dediğimiz hani Gezal mı Alex mi kim gelecek? Sonuçta Batu Şahin'in arkasına bir adam lazım. Josef dediğin rakip yer alanda kreatif iş üreten bir adam değil. Can da öyle değil. Yani ortalama bir 10 numara performansı bekleyemezsin. Şimdi dolayısıyla yine 3-4-3 olmayacak. Çok üzerinde konuşuyoruz ama yine hani bahsettiğim şey 3-4-3 olmayacak. Batu Şahin'e salt Beşiktaş sağ kanattan ak, sol kanattan ak. Bu mu yani? Böyle mi olacak yani baktığın zaman? Ki mesela orada Göbek'te Abdülkadir ve Bakasetas oynuyor baktığın zaman. Geçişi yani oradan geçmek bir Hamşikli, Dorukhanlı, Beratlı orta sahayı geçmekten daha kolay bir orta saha. İlla ki orayı kullanman lazım teknik adam olarak. Ya ben olsam kullanırım en azından herhalde. Valerian İsmail teknik adam daha fazlasını düşünüyordur. Seni duymuştur göre. Ergin artık. Ya, o kadar vurgular. Ben olsam kullanırım yani. Otelde izliyorsa hoca selam. İşin şakası bir yana biraz Batu Şahin performansı. Biraz değil maçın belirleyicisi olacak. Gol beklentisinde mesela Trabzonspor'la Beşiktaş'ın ki belki birbirine yakındır sezon ortalaması. Yani rakip ceza sahasına top sokma. Belki bazı maçlarda Beşiktaş geçmiştir de Trabzonspor'u. Çünkü niye? Şut sayısı daha fazla. Fazladır. Bir de şöyle. Mesela Abdullah Avcı'nın güvendiği bir şey var. Ne? Bitiriyor benim adamım diyor. Cornelius bitiriyor. Canini bitiriyor. İlk 10 haftası biz Bakasetas konuştuk. İkinci 10 haftasında Hamşik konuştuk. Üçüncü 10 haftasında Visca'yı konuşuyoruz. Bakayemeyi genel olarak konuştuk. Evet. Şimdi böyle bir teknik adam eli çok bol, takım çok iyi, az buluyor ve çok atıyor. Beşiktaş'ta tam tersi çok bulup az atıyor. Tabii. O yüzden forvet golcü performansları da bitirecek. Yani diyeceksin ki ya bu haftaya kadar olmamış bugün olur mu? O çok olmaz. Yani zaten gün sayıyor Beşiktaş'ta yolları ayırmak için Batu Şua'yı. Biraz da o belirleyici olacak yani ne kadar bulup kaçını değerlendirdiğin. Ama Beşiktaş'ın gün sayıda çok isim var tabii bir de. Tabii 14 isim var. Çok isim var. Hayri Beşer'e o konuda katılıyorum. Biraz daha Abdullah Hoca kontrollü oyununa başlayacaktır. Bakmayın Bakasetas ömür çıktığına. Daha böyle bir bakacaktır, bir kontrollü çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama çünkü benim de elimde Visca olsa ben de yani çok önde baskı Vakayem olsa çok onu düşünmem yani. Gol beklentisi düşük de olsa Visca çıkıyor. Tabii bir de Visca ile birlikte. Al sana gol yani. Visca ile birlikte kontratak oyununu da oynayabiliyorsunuz. İyi oynuyorsunuz. İyi çok oynuyorsunuz. Hızlı çıkıyorsunuz. Ve yani hani çıkmak değil ki mesela. Hızlı ama aynı zamanda kontrollü. Hızlı, kontrollü ve doğru pası iyi veriyor. Visca'nın en önemli özelliği topa vururken ya da pas verirken vücut koordinasyonunu belki ligimizde en iyi ayarlayan oyuncu. Yani, Visca yokken özür dilerim. Yok estağfurullah. Visca yokken de çok önemli işler yapıyordu Trabzonspor. Yani ara transfer dediğin şey böyle. Adam alıyorsun pat 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 sana maç kaza. İyi takımın üzerine bir iyilik daha koyuyorsun. Evet. Bir tuğla daha koyuyorsun. Bir de şeyi dikkatimi çekti Hayri abi bu sene. Şimdi Abdullah Avcı oyununda genelde ne dersin işte kontrollü tutar, hızlı çıkar, atar. Ondan sonra tekrar korumaya geçer deniyordu. Bu sene Trabzonspor o kadar çok şeyi kırdı ki. Kaç maç ben sayamadım geriye düşüp çevirdiği maç. Yani şöyle değil. Evet ben salt kontra atak oynuyorum bitiriyorum değil. Gerektiğinde ki onun tadını aldı Abdullah Hoca. Bir de puan farkı açılınca dizginleri bıraktı biraz. Giresunspor maçı işte içeride oynadıkları o büyük maçlarda falan. Dizginleri bıraktığı zaman bu takımın hücumda neler yapabildiğini de gördü. Şimdi artık şey de yok. Temkinli olmasına gerek yok. Yani 3 puan, 5 puan ya da işte kırılma haftaları falan onlar geride kaldı. Puan farkı da açılınca hoca bir rahatladı. Rahatladıktan sonra bir saldı takımı. Onu da yapabiliyor. Yani bu sezon 3-4 tane ayrı oyun özelliği saysak hepsinde önde yani Trabzonspor. Puan tablosu da bize bunu söylüyor. İleri uç ayrı, arka taraf ayrı, evet. Orta saha ayrı. Kaleyi zaten hiç söylemiyorum.